Bekliyor bizi. Balbay selam, günaydın. Merhabalar sevgili Ümit, günaydın. Evet, günaydın. Bayram öncesi son programımızı yapıyoruz. Bayram sonrası neler olacak bilemiyoruz. Bak sana da söyleyeyim, sen de görmüşsündür herhalde. Yeni Çağ'ın bugünkü manşeti şahane. Evet, yağdı yağmur çaktı. Tam şimşekleri çaktı, sağanak bekleniyor diye yazmış. Başladı bile. Yanlış okumuşum, yağdı yağmur çaktı şimşek, sen mi ekonomist oldun? Büyük adam gibi değil mi? Yani hani öyle söylerler Anadolu'da. Yani genel büyük adam. Ama beni bugün öyle en çok güldüren, güldürürken de aslında üzen bir haber vardı. Neydi o? Hemen söyleyeceğim şimdi sana. Adam almış oy çuvalını. Sandık kurulu başkanı. Eve götürmüş. Eve götürmüş ya. Tabii. Ondan sonra evet. Saat 2'de de, gece 2'de de götürmüş şey vermiş. Ya düşünebiliyor musun cüreti? Ama milli iradeye o kadar saygılı ki yani evine kadar yüreğinde saklıyor milli iradeyi. Bir de Türkiye genelinin 3 katı iptal edilen oy sayısı orduda. 98 bin küsür. 98 bin 801 oy iptal edilmiş. Aslında orada İYİ Parti ve CHP'ye verilen oylar iptal edilmiştir deseler daha yerinde olacakmış bence. Yani daha kolay sayacaklarmış. Orada ben de baktım. Yani pek çok ilde bu sonuç var. Tabii balkon konuşmasına Erdoğan hani milletin vereceği oy, verdiği oy bizim pusulamız demişti ama abi pusulanın son hecesi kalkmış görünüyor. Pusu üzerine pusu. Van'dan Ardahan'a, Pınarbaşı'ndan Ordu'ya, evet. Gaziosmanpaşa'dan Beykoz'dan. Yani hakikaten pek çok yerde hep şu vardır Ümit, Ankara'da AKP ile arandaki oy farkı %2'den azsa kaybedersin. Evet. Yani %2 kazandınsa ben yetmez. Sana söyleyeyim, bak Bursa'da, Ankara'da daha önce ve gerçekten evet, birçok yerde hep öyle oldu. Hep öyle. %2'den azsa kaybediyorsun. Evet. Şimdi tabii bütün bunlarla beraber neyi kazandığımızı zamanla daha net görüyoruz Ümit. Gerçekten ben tünelden çıkıldı. Şimdi yeni bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Tabii ki yeni bir tünele girme tehlikesi de olabilir. Yani her şey güllük gülistanlık denemez. Evet. Ama bir tünelden çıkıldı. Ankara'daki yine hani birkaç dakika ben önemli buldum. Taze birkaç haberi seninle paylaşmak istiyorum. Lütfen. Kulis bilgisini daha doğrusu. Hı-hı. Şimdi her ne kadar kamuoyuna yönelik olarak milletin oyları bizim pusulamızdır, oradan şaşmayız gibi sözler olsa da AKP'nin MKYK toplantısında, saraydaki toplantılarda benim aldığım hava daha da sertleşmeden yana bir tablo görünüyor ki dünkü Cumhuriyet'te Özgür Özel anımsar, hani okumuşsundur, daha da sertleşeceklerdir o görünüyor demiştim. Şöyle bir yasa hazırlığından bile söz ediyorlar. Bugüne kadar herhangi bir kuruma verilmiş olan, tabii bu tarikatlara ve cemaatlere demektir, taşınmazların geri alınamayacağına dair bir yasa. Vay. Bu Anayasa Mahkemesi'ne gider büyük olasılıkla ama sonra ne olur onu bilmiyoruz tabii. Tabii yani gider, orada ne olur, artı o aşamadan o aşamaya kadar ya da o aşamada ne zaman o karar verilir. Hadi verilse ne olur ayrıca, bir de o da var. Tabii. Evet. Yani yargı demişken iki cümle onu da sıkıştıralım Ümit. Yargıtay Başkanı'nın seçiminde 16. turda olmadı ve bayram sonrasına kaldı. Orada örneğin başkanlığa aday olan kesimlerin haklılık payı olarak söylediği cümlelerden biri şu: ben başkanlığa en layık kişiyim. Çünkü şu kararları ben verdim. Anlıyorsun. Anladım. Bizi izleyenler de şu kararları ben verdim. Yani ben, yani en uygun benim. Yani en iyi hukukçuyum değil. Şu kararları ben verdim. Ve şu anda hukuki olmaktan çok uzak sahipler nedeniyle bir başka yarış dikkati çekiyor. Bu da yargının geldiği noktayı göstermesi bakımından maalesef ayrıca ibret verici Ümit. Bir de onun dışında evet. Hayır, sen söyleyeceksindir zaten bu Uçum'un, Mehmet Uçum'un. Tabii. Tamam. Devam edelim. Şöyle o cümleyi Ümit aslında böyle Uçum kaydettim demiş. Hani kaydettim demiş. Ben de Uçum'u kaydettim söylediğim tam olarak ne dedim. Diyor ki muhalefetin yanı sıra iktidar içinde yer aldığı kabul edilen
Vay vay vay. Ve neoliberal zehirle zihin dünyalarının batılılığa teslim etmişlerin, Van olayında aldıkları tutumun kaydedildiğini herkes fark eder. Ya Hayati Asıl Yazıcı bu yüzden asil yazıcı. Vay ya, beni onu andık bir anda. Hayati Yazıcı o attığı tweet'i hemen silmiş ondan sonra galiba. Evet. En uçum yazıcı bu ama. En uçum yazıcı bu. Müthiş. Şimdi oralarda bu biraz şöyle yorumlanıyor Umut, Ümit. Yani şu, diyorlar ki işte doğaldır da hani AKP'de bir şaşkınlık, yeni durumu ne yapacağız diye irdeleme vesaire. Şimdi AKP'nin bu tür durumlarda izlediği politika arkadaş kontrollü kaos. Evet. Biz kafa karışıklığı var genel olarak dışarıda düşünülüyor. Ya bir belirsizlik görünüyor deniyor. Halbuki onu bir miktar izin veriyor saray. Evet. Ne olacak bir görelim diyor. Ben Van'ı biraz da böyle görüyorum. Hani ne kadar, hani böyle yoklama, hani mayın tarama gibi böyle hani bir yok, nerede ne var bilelim. Şuraya bir taş atalım ne olacak, oradan ne kadar su tutacak yani, bilelim. Hani biz ilk yıllarda bahsederdik seninle, daha bu kadar ustalaşmamışlardı hani çıraklık var ya, kalfalık. Bu daha çıraklık zamanlarıydı. Biz konuşurduk. Bunlar mehter takımı gibi hareket ediyorlar derdik. İki adım ileri bir adım geri. He? Şimdi artık 5 adım ileri bir adım geri falan halde aldı o tabii. Şimdi böyle ileri gösteriyormuş gibi görünüp geri gösteriyormuş gibi görünüp ileri. Yani hakikat bu tür şeyleri de görüyoruz. Örneğin hani biraz dün medyada dolaştı ama sabah hani Van'dan orada gelişmeleri izleyenlerden benim aldığım bilgim bu Arvas, yani AKP'li olan diyor ki hani %27 ile oturacak oraya. Ben Van'da belediye başkanlığı yapamayacak görünüyorum diyor. Ve bunu saraya bildiriyor. Ondan sonra zaten Yüksek Seçim Kurulu biz Zeydan'a seçimi iade etmeye, mazbatasını vermeye karar verdik diyor. Hakikaten bir oyun içinde oyun. Yalnız bizi izleyenler açısından Ümit, oranın bir gerçeğini bilmek açısından. Şimdi Zeydan ailesinin Van'daki, Van'da biliyorsun yarısı Zeydan, yarısı Arvas, yarısı Kartal. Yani Kartal ailesi de biliyorsun. Geçmişteki Kinyas Kartal'dan bugün Mustafa Kartal'a kadar Recep Kartal, Remzi Kartal biliyorsun. Bütün her partide oldular. O bölgenin bir başka gerçeği bu. Belki de bizler de yani kendimizi az gitmekle eleştiriyorum oraları. Yani hani en son bir Diyarbakır'a gitmen çok ilginçti. Yani biraz geniş bir zamanda, hatta videoyu sana göndermek isterim. Orada dört ayaklı minareyle Ermeni kilisesi arasındaki bir yerde çekmiştim. Gençler gitar çalıyorlardı. Yerel bir Diyarbakırlı halk oyunları oynuyordu. Yani o hale, yani oraya gidiyor. Yani hakikaten hepimizin özlediği tablo. Ama Van'da şimdi Abdullah Zeydan şu anda DEM Parti'nin Van Belediye Başkanı. Kardeşi Rüstem Zeydan Hakkari'de AKP'nin geçen dönem milletvekili. Babası Mustafa Zeydan AKP'nin geçen dönem milletvekili artı 90'ların sonunda Doğru Yol Partisi'nin milletvekili. Bu şimdi, sadece oraya mahsus değil tabii. Bütün Doğu ve Güneydoğu'da böyle şeyleri çok görüyoruz. Evet, onu diyorum zaten. Bölgenin bir başka gerçeği. Evet. Bütün bunlar bize Cumhuriyet Halk Partisi'ne şöyle bir sorumluluk da yüklüyor. Oralardaki aşiret kimliği çok önemli. Bir insan kimliğin bu diyorsa o kimliğe saygı göstermek lazım. Aşağılamıyoruz da kesinlikle. Yok, çok önemli. Ama o değerleri, yani kendi değerlerini, bugünün değerleri ve demokrasiyle kendi içinde harmanlayacağı bir süreç lazım. Ümit, yıllardır konuştuğumuz, seninle yıllardır böyle 90'ların sonunda toprak reformundan bahsettiğimizi hatırlıyorum seni. 25 yıl önce, yani asıl çözümün o olacağını anlattığımız. Yani bütün bunları da anımsattı bana. Ama Van olayı bir denemedir. Bir geri çekilme değildir. AKP hukuktan vazgeçer, huyundan vazgeçmez arkadaş. Yani bunu, yani bu ön yargıyla da söylemiyoruz. Yani öteki olaylar hep bunu gösterdi zaten. Biliyoruz zaten. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Bu kadar basit yani. Ama artık hakikaten bu seçim sonuçları da bize gösteriyor ki seçmen başka bir Türkiye istiyor. Evet. Şimdi geçen şöyle Ümit, ne zamandı? Uğur Mumcu
haftasında, anma haftasında. Ben hatta yollardan bir seninle konuşmuştuk, telefonla konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Ben de öyle hatırlıyorum. Dikili, Dikili, Eskişehir, Aydın, Manavgat, oralarda konferansta katılmıştım. Manavgat'ta konferans sonucu sabah erkenden hadi deniz kıyısına koşayım dedim. Koşarken bir inşaat işçisi beni durdurdu. Dedi ki Balbay dedi, işte geçmişten tanıyorum seni dedim. Çünkü son yıllarda muhalif kanallara kapatmış şeyini. Hani sadece belli kanallar izliyormuş. A Haber başta olmak üzere. Ve bana söylediği hafta, ay, babasına demiş ki ya baba demiş ya başka kanallarda ne var bir bakalım demiş. Ondan sonra Halk TV, Tele 1, Sözcü onları da açmışlar. Aynen bana dedi ki Mustafa abi dedi bir izleyeceğim dedi kanalları haberin olsun dedi. Veririm ya da vermem bilmiyorum dedi. Yıllardır sadece AKP'ye oy verdim dedi. 35-40 yaşından zaten demek ki oy vermeye 20 yıl önce başlasam AKP iktidarı vardı. Şimdi cep telefonunda ümit mesajı. Abi CHP'ye oy vermiş. Ve her şeyin iyi olacağına inanıyorum diyor. Hani tabii biz iflah olmaz iyimserliğimizi bir yana koyalım. Ama hakikaten kimi siyaset bilimcilerin de dediği gibi bir vazgeçme var. Ve CHP'ye yönelme var. Bu ciddi ve çok değerli bir şey Ümit. Yani çok değerli bir şey. Bunda bir halel gelirse ne bileyim. Bunda CHP'den biri olumsuzluk yaparsa abi. Abi iki kalemim yakasındadır. Abi ilk biz eleştirelim. Buna hakkınız yok diyelim. Türkiye onulmaz bir virajdan döndü Ümit. Yani çok zor bir virajdan döndü. Çok, çok. Gerçekten. Ve girdiğimiz süreç. Ve sanıyorum ya bugün ya yarın tam bilemiyorum. Bükreş'e gidiyor Özgür Özel. Evet. Bugün diyebiliyorum. Bugün. Dün İzmir'deydi, Manisa'daydı. Tamam. O oraya gidecek ve orada bir şey gibi karşılanacak. Yıldız gibi karşılanacak. Neden? Çünkü Avrupa faşizme doğru yürürken Türkiye'den öyle bir sosyal demokrat bir şey yükseldi ki ben ona sosyal demokrasi demiyorum ama genel olarak sosyal demokrasi deniyor. Halk inanılmaz bir sağduyu gösterdi. Ya böyle bir şey ben bekliyordum ama bu kadar patlayacağını düşünememiştim. İtiraf evet. ediyorum ama ben söylemiştim gerçekten bu geliyor bir evet. tokat diye. Evet devam edelim. Bu hani Manavgat'taki dediğim gibi telefonunu almıştım. Bu tür şeyleri kaydediyorum ben sonra tekrar konuşuyorum. Bazılarında biz hani yeni hani vazgeçtim diyorum. Ya da telefonu açmayınca ben anlıyorum zaten. Demek ki diyorum AKP'den yine devam ediyorum. Ama şimdi bu okur adı da Onur'du. Yurttaş yani Onur Bey babasına demiş. Baba ya demiş. Geçen yılın sonunda ya bir bakalım öteki kanalları çünkü anteni kapatmışlar Ümit. Ya, yani bu böyle bir yani. A Haber'i izlediğini düşün. Ya. A Haber'i izlediğini düşün. Yani A Haber'i kendini şey, şah filan zannedersin. Ondan kesinlikle. Sonra durumları çok şah. Şey gibi Rockefeller'a şey yapılan pembe gazete işte. Tabii ki. Yani. Yani o yüzden böyle bir şey başladı. Bunun kesinlikle heba etmemek lazım. Kesinlikle. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ümidi şunu da kısaca söyleyeceğim. Genel anlamda toplumun değerleriyle bütünleşen belediye başkanları da oluştu. Milliyetçilik diyorsan işte Mansur Yavaş Yelpaze'yi açtı genel şey anlamda. Sosyal demokrat kökenler diyorsan Vahap Seçer en köklü CHP'lilerden yani genel şey itibariyle. Sağa hitap etmek diyorsan şimdi Topuklu Efe Aydın'da Çakırbeyli'den Çakırbeyli'de birinci parti CHP. Hı hı. Adnan Menderes'in memleketinde Ümit. Birinci parti CHP. Yani zaten biliyorsun Pınarbaşı'nın MHP'nin hazmedememesinin nedeni de Türkeş'in doğum yeri olduğunu kabul etmeleri. Yani nasıl olur böyle bir yerde diyorlar. Biz kaybederiz. Yani o nedenle pek çok yerde hani Özgür Özel'in ev sahibi biziz değerlendirmesi çok çok kıymetli bir şey. Evet. Ümit vaktimiz varsa bir iki dakika İyi Parti'ye değinelim. Var yalnız bir saniye rica edeyim. Var vaktimiz var tamam. Daha. Yalnız bir kısa bir süre şu Ankara'da CHP'li belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret ediyorlar. Evet. Ona bir pas atalım döneceğim ben hemen. Sen de izliyorsun tamam. zaten. Muhabirimiz Gönül Kasap, kameraman Cemal Aytekin oradalar şu anda. Gönül evet sana atıyorum topu. Neler oluyor şu anda? Teşekkür ederim Ümit Zileli. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ikinci kez kazanan Mansur Yavaş Bey.
ya Mansur Yavaş ve beraberinde yine 31 Mart yerel seçimlerinde o seçimlerden zaferle çıkan ilçe, CHP ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirecekler. Mansur Yavaş ve diğer CHP'li belediye başkanlarının seçimlerin ardından yaptığı ilk ziyaret Atay'a olacak. Ankara halkıyla beraber Aslanlı Yol'dan yürüyüş başlayacak, gerçekleşecek. Mozole'ye çelenk bırakacaklar Mansur Yavaş ve beraberindeki heyet. Mansur Yavaş'a belediye meclis üyeleri de yine eşlik edecek. Halkla birlikte atanın huzuruna çıkacaklar ve ardından da anı defterini imzalayacak Mansur Yavaş. Onun sonrasında da buradaki programdan sonra da saatler 11'i gösterdiğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Merkez Binası önünde Mansur Yavaş ve diğer CHP'li ilçe belediye başkanları halka seslenişte bulunacaklar ve bir kez daha seçimlerin ardından Ankara halkına teşekkür edecekler. Bizler de Tele1 ekibi olarak buradaki bu programı ve ziyaret. Evet, çok teşekkür ediyorum Gönül Kasap. Zaten bizden sonraki programda da sanıyorum büyük olasılıkla Bilge Yurt'ta Gülen bu devamını sizlere seyrettirecektir. Evet Balbay, sana dönüyorum şimdi tekrar. Şimdi Ümit, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu çok iyi değerlendirmesi gerektiğini üstüne çize çize, altını çize çize söylüyoruz. Zaten önümüzdeki dönemlerde de hep konuşuruz. İYİ Parti'de ve merkez sağda ilginç ve değişik arayışlar ve tabii şu aşamada bulamayışlar var. Yine İYİ Parti'de Koray Aydın'ın bir hareketlendiği söyleniyor. Koray Aydın biliyorsun Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki Devlet Bahçeli ile yarışmayı göze alan 4 adaydan biriydi. Biliyorsunuz Sinan Oğan, Koray Aydın, Meral Akşener, Ümit Özdağ. Yani yarışa girmişlerdi biliyorsun 2018. O süreçten sonra işte ayrışma olmuştu. Ümit Özdağ Zafer Partisi'ni kurdu. Sinan Oğan bir villa kurdu şu anda. Ve bir villa kurdu. Şey olarak da hani kendisi ilan etti biliyorsun. Kendisi ilan etti biliyorum. $1 milyon verseler de vermem diyor. Benim özüm maskeni sever diye hani Azeri bir gazeteciyle de köhne kardeşiyle muhabbet etmiş. Onlara Azeri diliyle sebeher olsun yani Aydın demiş olalım. Şimdi Koray Aydın'ın zaten öteden beri İYİ Parti içinde belli hazırlıklar içinde olduğu anlaşılıyordu. Meral Hanım'ın da her şeye rağmen sürdürme arzusunda olduğu biliniyor. Meral Hanım şöyle bir tablo çiziyor. Hiç istemeyecek ama çevresindekiler sensiz olmaz diyecek. Aynen. Yani, ama bu, peki öyle de görünmüyor ama bakalım. Öyle de görünmüyor şimdi çıkan rakiplerden. Evet. Bu Türk siyasetinin demokratik yöntemlerinden biridir bu biliyorsun. Bilmez kendisi olur mu? Hiç istemez, etrafı sensiz olmaz. Biz der. Ali hatırlıyorsun şimdi Nait Menteş'e hatırlar mısın? Nait Menteş'e istifa etmişti Ali. Biz de bravo ya falan demiştik. Beraberdik aynı programda. Efendim ben hatta övdüm Nait Menteş'i. Bizim program bitti, istifasını geri almış. Ertesi gün ben ateş püskürüyorum resmen. Yani olur mu böyle şey filan derken bizim ruhu şad olsun şeytanın avukatı vardı Doğan. Kimse bilmez onun kim olduğunu. Şeytanın avukatı da bağlanmıştık. O şey dedi ya Ümit dedi kızma boşu boşuna dedi. Bu dedi istifanın D hali nasıl yani dedim. İstifade dedi hatırlıyor musun? İstifade etmek. Evet istifa etmek değil de. Evet devam edelim. Şimdi bu İYİ Parti'deki bu durum aslında sağda bir merkez sağ parti öteden beri hep konuşuyoruz. Gerçekten gerekli Türkiye'ye. CHP'nin AKP'den oy alabildiğini ve AKP'nin yenilebileceğini gören merkez sağdaki kimi kesimler yeni parti kurma arayışına girmiş görünüyorlar. Evet. 2-3 arayış birden var. Eskiden biz sol için söylerdik metrekareye 4 arayış düşüyor diye. Şimdi merkez sağ için böyle bir arayış içindeler. Merkez sağ gerekli Türkiye'ye. Biz İYİ Parti'yi de o nedenle yani bir o nedenle bir merkez solcu sağ olarak bir merkez sağ parti kurulmasını en çok isteyenlerden biriyim. Ve de gelişmesini kesinlikle ve güçlenmesini de istiyorum açıkçası. Evet. Çünkü işin dengesi bunu gerektiriyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bunu izleyeceğiz. Yani ben yeniden Refah Partisi'nin aldığı oylara baktım Ümit. Hı hı. Aslında
Batı'da da yer yer böyle irdelemeler vardır. Şimdi AKP'den kopanların bir kısmı CHP'ye geldi. Hı hı. Ama CHP'ye gelemem, CHP'ye oy veremem diyen çok fakir ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı olabilecek kesimlerin önemli bir bölümü de yeniden Refah Partisi'ne gitti. Evet. Bu da ayrıca masaya yatırılması gereken bir gerçek. Tam bir sosyoloji neden? Konusu yani. Evet. Çünkü yeniden Refah Partisi AKP'nin yerine oynuyor. AKP'nin yerine oynuyor. Çok açık. Yani toplumun, yani şimdiki oyunun 3-4'lü 5'li diye öyle bakmamak lazım. Genellikle aritmatik yükselir böyle durumlar. Hani 2-4 6-8 diye gitmez. 2-4-8-16 diye gider. Doğru. Yani katlayarak gider. Hani o da şu anda 3. parti olmasını hani ayrıca hani böyle 2. ligin partisi gibi de bakmamak gerekir. Oranın tabanı, bunu iddia ile söylüyorum, CHP'ye oy verebilecek taban. Evet. Ama yeter ki sen git, yeter ki orayla bir hemhal ol. Tabii bence haftanın matematiği, Nobel Matematik Ödülü'ne en uygun kişi olarak ben Devlet Bahçeli'yi görüyorum. Yüksek Seçim Kurulu sonuçları MHP için 4.99 diyor. Devlet Bahçeli'de oy oranımız 16. Nasıl şey yapıyor bunu? Anlayamadım da ben pek. Matematiğimde iyi değil zaten. 4.99 diyor. 9 ile 9'u topladım. 16, 18. 4 çıkardım. 4'ü 2'ye böldüm. Hani. 4'ü 2'ye böldüm 2. 18'den 2 çıkardım. Bravo. Oluyor yani 16. Tabii tabii. Ben buldum yani. Var ya hani bir kelime bir işlem vardı dedi. Hani hani bir kelime bir işlem, hani matematiksel olarak en son zor bulunacak bir rakamı bile buluyorsun. Senin çocukluğunda oradan, var mıydı? Benim çocukluğumdan hatırlıyorum ben. Sorardık şimdi gelirdi. Bir aklından bir sayı tut. Tutarsın. Şimdi onu tabii. Şundan çarparsın. Onu ondan çıkar. Onu ve bilirdi benim hangi şeyi tuttuğumu veyahut da senin onun neyse. Yani herhalde onların zamanı da vardı o zaman. Tabii ama bu haftanın matematik ödülü Devlet Bahçeli'ye. Tabii orada şunu da vurgulamak istiyor. Orada kendince şöyle yaptı. Örneğin Manisa Belediyesi'ni kaybetti. Ama MHP adayıydı. Yani o tamam MHP'nin oyu olarak geçiyor. Ama tabii. İstanbul'da aday çıkarmadı. Hani Murat Kurum'un aldığı oyların bir kısmı benim diyor. Hani onu nasıl ayrıştırdı tabii? Hani İstanbul seçimleri iptal edilirken hani sembolik olarak demiştik ya 20 liranın 5 lirası sahte, öteki 15 lirası sahte değil gibi bir karar çıkarmıştı. Evet, doğru. Yani, Yüksek Seçim Kurulu. Doğru. Ama şimdi oradan bir çıkarım da yapmış görünüyor Devlet Bahçeli. Yani bu yanı ayrıca kutlamak lazım. Ümit Ulvi Süvarioğlu ile konuşmanızda hani tabii Ulvi de genel durumu değerlendirdi. Aslında borsada bir deyim var. Hani bu benim sözüm değil. Borsa deyimi. Çok özür diliyorum. Keriz silkelemesi diyorlar. Borsa dili bu ama. Evet doğru biliyorum. Ben de biliyorum. Küçük yatırımcıya binlerce, on binlerce küçük yatırımcıya gel yapıyorlar. Şunlar yükselecek diye bir umut vaat ettiriyorlar. Ve onlardan hani aldırıyorlar, hisse aldırıyorlar. O yükselecek dedikleri zaman düşüyor. İnsanlar da hay Allah diyorlar, yanılmışız deyip satıyorlar. Bundan düşürken öbürleri alıyor. Alıyorlar falan. Yani şimdi iktidar seçimden önce, seçimden sonra dolar yükselecek sözlerine hiç müdahale etmedi. Böyle bırak dedi, alsınlar dedi. Şimdi de düşük tutuyor. Evet. O binlerce insan ya Ankara'da Ulus Meydanı'nda dolar yani döviz büfeleri önünde kuyruk vardı Ümit. İnsanlar maaşı alan ayın 16'sında ve 17'sinde Mart ayında maaşı alan oraya koşmuştum. İnsanlar böyle yaşıyor Ümit. Ayın başında dolar alıyor, sonunda bozduruyor. Ama şimdi tam tersi bir durum oldu. Yani halkına pusu kuran bir durum bu. Yine ileride uzun konuşacağımız gerçeklerden biri bu iktidarın topluma verebileceği hiçbir şey kalmadı demiştik Ümit. Anımsarsan hakikaten kalmadı. Bu iktidar Türkiye'nin entelektüel sermayesini de tüketti Ümit. Maalesef. En böyle önde gelebilecek yazarlarına bakıyorum. İnan ki ya bir akıl yani nereye yöneleceklerine dair. Hiçbir şey yazamıyorlar. Bir fikir, bir şey. Biliyorum ben de takip ediyorum. Onu da tüketmişler. Ahmet Bican Erciyles'un tanım
MHP ülkücü köken, Türkologtur yani kendisi, iyi bir Türkologtur, profesör. O Devlet Bahçeli'yi şöyle yorumlamıştı. İyi bir Türkolog ve ülkücü olan bir kişi. Devlet Bahçeli MHP yönetiminde eli kalem tutan bırakmadı. Gerçekten baktığınızda oralarda da ne olursa olsun siyaset biraz da entelektüel işi. Çünkü umut üreteceksin, umudu sözcüğe dökeceksin, bir hedef üreteceksin. O hedefin arkasından koşmasını sağlayacaksın insanların. Doğru. Yani bunlar oralarda yoktu. Ha, CHP'de ne vardı Ümit? AKP neyle yarışıyorsa o bende de var dedi. Yardımlarla mı yarışıyor? Ben de onlarla yarışacağım dedi ve kazandı. Ama evet, bundan sonra bu kazanmayı sağlamlaştırması için de konuşacağımız çok şey var. Hareketlerinden zamanın daraldığını anlıyorum. Son cümlem, Amerika'ya gidecek ya Erdoğan. 9'unda. Eğer Erdoğan Biden'ı tutarsa Trump kazanır. Trump'ı tutarsa Biden kazanır. Geçen seçim öyle oldu. Geçen seçim öyle oldu. Öyle oldu, hatırlıyorum. Trump'ı hatırlıyorum. Tuttu. Biden aylarca randevu vermedi biliyorsun. Evet, evet, evet. Şimdi Biden'ı tutuyor. Tam Biden'ı gider ayak verdi ya. Bir de şimdi. Yani belki beraberce giderler işte, ne bileyim ben. El ele, o da mümkün. Çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere de iyi bayramlar dileyelim. Evet, yani. Bütün ben de şimdi dileyeceğim senden hemen sonra. Ben de bırakıyorum. Kapatacağım programı. Ama şeker tadında bir bayram olsun inşallah. Ve daha umutla devam etmeyi sürdürelim. Peki, aynı duygular olmadı ama. Yani. Gayet güzel oldu. İyi. Peki. İyi bayramlar diliyorum. Bayramlar diliyoruz. Eyvallah. Sevgili izleyiciler, böylece geldik programın sonuna. Ben